Dünyada savaş bitmiyor. Her savaş birilerini zengin ederken birilerini de öldürüyor. Yine dünya bir takım kışkırtmalar sebebiyle Çin ve Tayvan savaşıyla karşı karşıya. Çin son olarak tatbikatlarla Tayvan'ı kuşatma altına almış durumda. Bakalım ilerleyen süreçte neler göreceğiz. Savaşın her gelişmesini Politolk kanalında sizler için analizlere devam edeceğiz. Sizler kanala abone olurken ben de detayları anlatmaya başlayayım. Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in Amerikan Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı, daha önce açıklanan 4 günlük süresinin ötesinde sürdürdüğü askeri tatbikatların 6. gününde 45 savaş uçağı ve 10 savaş gemisini ada çevresinde görüldüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin hava ve deniz araçlarının elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve füze sistemleriyle izlendiği belirtildi. Açıklamada, Çin'in tatbikatlarının 6. gününde 45 savaş uçağı ve 10 savaş gemisinin ada çevresinde görüldüğü, uçaklardan 16'sının Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı, kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna uçtuğunun belirlendiği 8 Su-30, 4 J-16, 4 J-11 savaş uçağının boğazı ikiye ayıran itibari orta çizgiyi geçtiği aktarıldı. Bakanlık, Pelosi'nin adayı ziyaret ettiği 3 Ağustos'ta 27, ziyaretin ardından ada çevresinde tatbikatın başladığı 4 Ağustos'ta 22 Çin savaş uçağının Tayvan çevresinde görüldüğünü, 4 Ağustos'ta Çin ana karasında ateşlenen 11 güdümlü füzenin Tayvan'ın karasuları olarak gördüğü bölgeye düştüğünü bildirmişti. Ayrıca 5 Ağustos'ta 68 savaş uçağı ve 13 savaş gemisinin, 6 Ağustos'ta ise 20 uçak ve 14 geminin, 7 Ağustos'ta 66 uçak ve 14 geminin, 8 Ağustos'ta ise 39 uçak ve 13 geminin ada çevresinde görüldüğü duyurulmuştu. Çin'in 4-7 Ağustos'ta düzenleyeceğini açıkladığı tatbikatlar, egemenlik ihtilafı içinde olduğu adanın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuştur. 6 bölgede yürütülen tatbikatlar nedeniyle bazı alanlar gemi ve uçak trafiğine kapatılırken, Boğaz'da güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildirilmişti. Tatbikatlarla ilgili yayımlanan hava ve deniz güvenliği uyarıların notamlarının süresi 7 Ağustos'u izleyen gece saatlerinde dolmasına rağmen Çin ordusu tatbikatları dün ve bugün de devam ettiriyor. Faaliyetlerin yeri ve ne kadar süreceğine dair bilgi verilmiyor. Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik kongre heyetinin geçen hafta yaptığı ziyaret, adayı topraklarının bir parçası olarak gören Pekin'in tepkisini çekmişti. Çin, 2-3 Ağustos'taki ziyaretin ardından ada çevresindeki askeri tatbikatlara başlamıştı. Pelosi, Çin'le egemenlik ihtilafı içindeki adayı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti. Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Çin'in Tayvan Boğazı ve çevresinde sürdürdüğü askeri tatbikatlara ilişkin açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi. Çin zaten yıllardır Tayvan'ı tehdit ediyor, bu sadece son yıllarda daha ciddi hale geldi. Pelosi Tayvan'ı ziyaret etse de etmese de Çin'in Tayvan'a karşı askeri tehdidi zaten daima ortada. Öncelikle bununla başa çıkmamız gerekiyor. Çin Tayvan'a gelerek destek vermek isteyenleri dikte edemez. Çin'in gerçekten Tayvan'a savaş açabileceğinden endişeliyim. Fakat şu an bizi korkutmak için ne yapılırsa yapılsın, bununla başa çıkmanın en iyi yolu Çin'e korkmadığımızı göstermektir. Çin-Tayvan krizi, Pekin yönetimi, Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu savunurken, Çin'le egemenlik ihtilafı yaşayan Tayvan'sa bağımsız bir ülke olduğunu vurguluyor. Amerika ise Tayvan'ı bağımsız bir ülke olarak tanımamasına karşın Asya-Pasifik bölgesindeki askeri ittifaklarını güçlendirmeye çalışıyor. Pekin, Amerikan gemilerinin bölgedeki faaliyetlerini Tayvan'a bağımsızlık konusunda destek sinyali ve provokasyon olarak yorumluyor. Otomobiller, telefonlar, tıbbi cihazlar, ATM'ler ve beyaz eşyalara kadar her elektronik üründe kullanılan yarı iletkenlerin pandemi nedeniyle üretiminin ve sevkiyatının azalması fiyatların çok fazla yükselmesine sebep olmuştu. Dünyada her 10 çipten 6'sının üretildiği Tayvan, çip üretimi için önemli bir merkez. Şimdi Amerika'da bağlı kalmak istemiyor. 2 Ağustos'ta Amerikan Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin temel nedeni olarak, Amerika'nın bu bağımlılığını azaltmak için yeni girişimlerde bulunması gösterildi.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, küresel çip pazarında %53 pazar payına sahip. Diğer Tayvan merkezli üreticiler ise pazarın %10'unu elinde bulunduruyor. Biden yönetiminin tedarik zinciri inceleme raporunda, Amerika Birleşik Devletleri çiplerini üretmek için tek bir şirkete büyük bir ölçüde bağımlı olduğu bilgisine yer veriyor. Amerika, yerli çip üretimini artırmak için TSMC'yi ikna etti. Bu kapsamda TSMC 2024'te Amerika'da dev bir çip üretim tesisi kuracak. Amerikan Senatosu, çip üretim sektörüne 280 milyar dolarlık yardımı öngören yasa tasarısını da onayladı. Yarı iletkenler için 52 milyar dolar sübvansiyon sağlanacak. Birleşmiş Milletler'e göre Güney Çin Denizi, küresel deniz ticaretinin tam üçte biri için bir otoyol gibi çalışıyor. Sıcak çatışma olmasa bile mevcut gerilim sonrası, Çin'in ablukayı artırması dünyayı yeni bir çip kriziyle baş başa bırakabilir. Halihazırda küresel ekonomiyi rahatsız eden bir diğer sorun olan mikroçip eksikliği, Tayvan'la ticaret yapılamazsa daha da vahim hale gelecek. En gelişmiş yarı iletken çiplerin %90'ından fazlası Tayvan'da üretiliyor. Bu tesisler Çin kontrolüne girerse veya başka bir şekilde etkilenirse dünyada ekonomik bir deprem oluşacak. TSMC, Çin telekom devi Huawei'ye satışı durdurunca şirketin gelirinin %30'una mal oldu. Diğer ülkeler gibi Çin de çip üretimini ve kapasitesini teşvik etmek için milyar dolarlar harcıyor. Ancak Pekin hala yılda 300 milyar doların üzerinde yarı iletken ithal ediyor. Ülke 2015'te Made in China 2025 planıyla ileri teknolojide kendi kendine yeterli hale gelmeyi hedefliyor ve kendi çiplerinin %70'ini üretme amacı var. Jeopolitik konumundan dolayı Türkiye, başta Avrupa olmak üzere tüm kıtalara çip sevkiyatı yapabilecek önemli bir aktör. Bu kapsamda yapılacak uluslararası anlaşmalar çerçevesinde çip üretim tesisleri için Türkiye tercih edilirse hem yeni bir istihdam alanı yaratılabilir hem de çip krizinin etkileri bir anda ortadan kaldırılabilir.